Sönmez Arıcılık YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Değerli eşim Songül Hanım'la beraber geldik bugün. Arılığımızdayız. Arılarımızın suyu bitmiş. Onları doldurduk. Yarın da kek aldık. Keklerini vereceğiz. Evet Songül Hanım. Canlı yayındayız şu an. Canlı yayın bir de. Bugün dinleniyoruz. Yarın iş başı. Ne yapacağız yarın? Hem katlar, yapmayacağız ki? Hem katlar alacağız, hem de arılarımızın kekini vereceğiz değerli arkadaşlar. Arılarımızın sularını doldurduk. Biraz dinlendik. İnşallah. Şimdi buradan Beyazköy'e geçeceğiz. Yarın da dinlenmiş vaziyette gelip full time. Akşama da çalışacağız burada. Durmak yok. Biliyorsunuz her zamanki sloganımız. Sönmez arıcılıkta iş bitmez. Böyle keklerimizi de gösterelim size değerli arkadaşlar. Arkadaşlar, Muğla Petek kek aldım. Kilosu 2-3 yere sordum. 55 diyen var, 60 diyen var, 45 diyen var. Biz de 42 liradan aldık değerli arkadaşlar. Geçen hafta buraları toparladım bu arada. Katların bir kısmını 60 tanesini falan aldım değerli arkadaşlar. Muğla Petek görüyorsunuz. Muğla kek. İki tane burada var değerli arkadaşlar. Üç golü burada var. İki, dört, altı golü de burada var değerli arkadaşlar. Toplam 11 golü aldık. Yani 220 adet. Sağa sola biraz toparladık. Gayet düzenli her taraf. Değerli arkadaşlar. Burada da katlarımız var görüyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Hiçbir iş yarıda kalmıyor değerli arkadaşlar. Tüm işlerimizi hallettik Allah'ımızın izniyle. Çok şükür. Bak buradan da arka tarafa demek ki röportaj yaptığımız yere geldik değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz. Her yerde camımız var. Havalandırmamız var. En azından bunu katlara koyduğumuz peteklerimiz hava alıyor buradan. Havasız bir yerde kalmıyor değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz hepsini ilaçlama yaptım. İlaç koydum. Ne ilacı koydunuz diye merak ederseniz değerli arkadaşlar. Şöyle ziraat ilacı var. Hatta bunun açığı var mı burada bakayım. Açığı varsa direkt açığından göstereyim. Açığı yokmuş neyse açalım şuradan bir tane. Değerli arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Reklam olmasın ama bunların içerisinde hap var. Bunlardan bir tane koyuyorsunuz değerli arkadaşlar. Varo için. Pardon ne varosu ya özür dilerim. Güveleşmemesi için. Nasıl yapıyorum? Yani şöyle bir çuval koyuyorum değerli arkadaşlar. Üzerine bir tane boş kat koyuyorum. Bir tane o haptan koyuyorum değerli arkadaşlar. Petekleri diziyorum. Üstüne tekrar bir çuval. Bu şekilde hiçbir peteğimiz güve olmuyor. Bahara tertemiz pırıl pırıl çıkıyor değerli arkadaşlar. Yarın dediğim gibi değerli arkadaşlar bayağı bir çalışma yapacağız burada. Bu arada değerli arkadaşlar, değerli meslektaşlarım, arılarımızın yönünü biliyorsunuz. Daha önce çalışan arkadaşımız Uğur Bey'in aşağı koyalım abi. Bu tarafa bakarsa bizi rahatsız eder der gibi şeyler söyledi. Biz de onu dinledik. Aşağıya baktırmıştık ama ben geçen hafta arılara baktığımda arıların yönünü birer kademe görüyorsunuz şu şekilde çevirdim değerli arkadaşlar. Arılar da alıştı bu arada. İnşallah yarın da tamamen bu tarafa çevireceğim. Yavaş yavaş yani arıların yönünü artık bu tarafa baktıracağım değerli arkadaşlar. Çünkü öbür türlü hem çok rüzgar oluyor ama olmuyor o şekilde. Arıların yönü normal şartlarda bu tarafa bakması lazımdı. Yani iki defa yaptık yanlış. Üçüncü de doğruya yapacağım, doğruya getireceğim. Bunlar bölmelerimiz. Demin değerli arkadaşlar haftan terekendimde bal kalmıştı. Onu koydum. Görüyorsunuz sarıcı arılar nasıl saldırıyor arıya. Şimdi onları gebertirim ben. Biraz da o ballardan buraya döktüm. Görüyorsunuz arılarımız yiyor. Birazdan hepsi gelir yer. Ziyan olacağına. Yesinler değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz arılarımız sularını içiyor. Suları bitmişti. Geldim bugün sularını doldurdum. Bu şekilde hayat. Yapacak bir şey yok değerli arkadaşlar. Sonuçta bunlar can. Ağzı var. Dili yok. Mecburen bakmak zorundayız. Yoksa bunu da vebalini burada çekeriz. Değerli arkadaşlar.
Yarın görüşmek dileğiyle. Evet değerli meslektaşlarım, değerli arkadaşlar. Yine aralığımızdayız. Bugün cumartesi. Küçük bir oğul gelmiş arkadaşlar buraya. Görüyorsunuz değil mi değerli arkadaşlar? Bölme yapmıştım. Büyük ihtimal bunun içerisinde kraliçe var. Siz söyleyin. Ana olması iyi. En azından anası olmayan bir arıyla birleştirin bunu. Gelmiş buraya konmuş değerli arkadaşlar. Büyük ihtimal burada üzerinde taş olan kovan hangisi? Bir bakayım şöyle. Büyük ihtimal şuradaki arılardan veya şu ileride tek taş olanlardan bir tanesinden çıkmış olabilir. Onlarda da anası yoktu çünkü bölme yapmıştım. Siz söyleyin, küçük bir oğul. Görüyorsunuz. Buraya gelmiş konmuş. Koyunlar da geliyordu arkadaşlar yukarıdan aşağıya. Şimdi onu alacağım bir boş kovana. Ben de diyorum sabah sabah bu arı sesi nereden geliyor? Yoğun arı sesi. Görüyorsunuz. Kısmet işte. Bugüne denk geldi. Görüyorsunuz. Çavar ağacımız koyunları otlatıyor. Evet değerli meslektaşlarımız, değerli arkadaşlar, oğlu alacağım şimdi. Görüyorsunuz buraya kendini korumaya almış. Nasıl alacağız? Şöyle. Ay Ümit, ben gidiyorum. Dur, yok gitme. Kovana girmeye çalışıyorlar çünkü kovan zannediyorlar. Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi oğlumuzu alıyoruz. Onlar şimdi ananın kokusuna oraya girecekler zaten. Ay Ümit, çok sarıyor. Versen bana. Evet değerli arkadaşlar, görüyorsunuz. O şimdi kendine toparlanacak zaten buraya. Bir tane ballı çerçeve verdim değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz nasıl gidiyor, biliyor musun kovanı? Şimdi zaten toparlanıyor ana içeri girdi. En azından değerli arkadaşlar, küçük bir oğlu ama en azından anayı değerlendirebilirim. Anası olmayan arılar var, birleştiririm. Benim için bulunmayan beni nümiyat. Görüyorsunuz bu sabah sürprizi oldu bize. Sabah şekeri. Yakında. Songül Hanım, çekimde de Songül Hanım yaptı bize. Teşekkür ederiz kendisine. Koyunlar otluyor burada gördüğünüz gibi. Her şey doğal değerli arkadaşlar. Evet Songül Hanım, siz çayı demleyebilirsiniz. Ben arı kaçmasın çünkü baktım sabah kalkmış. Bayağı bir hareketlenmişti. Her an gidebilecekti. O yüzden önce dedim bunu alayım. En azından anayı değerlendirelim. Ondan sonra kahvaltımızı yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar.
arıyı üstte kaldım. Görüyorsunuz değil mi değerli arkadaşlar? Nasıl kokusuna dışarıda kalanlar toparlanıyor. Görüyorsunuz mübarek hayvan. Kokusundan anlıyor değerli arkadaşlar. Bak altta da kovan var ama oraya girmiyorlar. Görüyorsunuz bak geliyor. Kendi kovanını buluyor giriyor değerli arkadaşlar. Kısmet işte. Görüyorsunuz. Ben aslında dün de buradaydım. Dün bakmadım. Belki de dün de buradaydı bu oğul. Çünkü bu oğul eğer yeni atmış olsaydı bu kadar bala saldırmazdı. Açıcı ballı petek koydum. İnanın açmış demek hayvan. Nasıl bir bala saldırdı bir göreceksiniz. O yüzden bu demek ki birkaç gündür buradaymış. Ben dün arıların içine girmedim. Sadece oradan suyunu doldurup gittim. Demek ki bir turlamak gerekiyormuş. Neyse kısmetimizde helal mal olunca alığı gitmiyor değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz. Nasıl geliyor dışarıdanlar toplanıyor. Ya çok büyük bir oğul değil. En azından tek iyi yanı büyük ihtimal değerli arkadaşlar şuradaki bölmeden atmış. Ben buna geçen hafta iki tane meme vermiştim. Başka kovanda meme vardı. Büyük ihtimal buradan şu taş koydum. Arı oğul atmış gelmiş oraya kopmuş. Bu vatandaş. Veya bu. Bunların biliyorsunuz geçen haftaki çekimde söylemiştim. Arı kuşu herhalde anaları çıkmıştı bunların. Arı kuşu kapmış analarını. Çiftleşmeye gittiğimde. Ben de onlara ileride bir tane arımız meme yapmıştı. Anaları çıkmak üzereydi. Kestim. Bunlara verdim. Büyük ihtimal küçük bir oğlu olduğuna göre. Siz söyleyin. Oradan çıkıp oraya gitmiş. Neyse en azından yabancı bir yere gitmemiş. Kendi içimizde güzel bir yere konmuş. Allah bereket versin. Bugünkü bereket o. Görüyorsunuz değil mi değerli arkadaşlar? Arılar. Nasıl gelip bak su içiyorlar. Bugün Allah'ın izniyle kek vereceğim arıların hepsine. Bu katları da indireceğiz. Sadece geçen hafta çoğunu almıştım. Burada bir 20 adet kaldı. Katı inecek. Görüyorsunuz arı mevcudu ağızlarında gayet iyi değerli arkadaşlar ama inanın arı dışarı gitmiyor değerli arkadaşlar. Yani yok dışarıda bir şey. Bir de bu arı kuşu laneti hayvanları devamlı ürkütüyor. Bak bir sese görüyorsunuz. Tamam bir şey yapmıyorum. Kapağınızı taktım. Şunları görüyorsunuz değil mi değerli arkadaşlar? Ben geçen de çekim yaptığımda söylemiştim. Arıların birçoğunda yavru çürüğü olmuş. Büyük ihtimal güneş yakmış herhalde. Bak görüyor musunuz? Arının düşmanı bitmez değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi örümcek ağını? Kovanın ağzına yapmış. Bu arı nasıl girsin buraya? Arkadaşlar hakikaten arının düşmanı bitmiyor ya. Çirpisinden tut, arı kuşundan tut, kırlangıcından tut, örümceğinden tut. Var da var abi bitmiyor yani. Neyse lafım yerde kalmasın. Bazı aralarımızda değil inanın çoğunda güneş yanından olmuş herhalde. Ben bazı YouTube videolarında da görüyorum. Bazı arkadaşlarımız da söylüyor. Aşırı derece yavru çürüğü vardı değerli arkadaşlar. Bu arada bu arı erkekleri öldürmüş bak değerli arkadaşlar görüyor musunuz? Erkekleri öldürüp atmış. Şunları da atayım aşağıya. Onları temizliyorlar değerli arkadaşlar. Söküp atıyorlar peteklerden. Bugün bunlara hem bakım yapacağım. Siz söyleyin. Hem kek vereceğim. Hem de katlara indireceğim. Hem de kovanların ağzını diğer tarafa çevireceğim. Bu ne oldu? Geri mi çıktı bu arı? Allah Allah. Niye böyle yaptı? Bu gidecek galiba değerli arkadaşlar. Bu yer belirlemiş galiba. Sabah da gördüm çünkü. Sabah da bir hareketlik yaşadı bu. Galiba sanırım bu yer belirlemiş dışarıda. Bu gidecek galiba. Öyle gözüküyor. Sonuçta ballı petek var içinde. Girdiği halde dışarıya niye gitmek istiyor? Ben anlamadım. Bak dışarı çıktı. Hareketlendi. Her an kalkıp giderse şaşırmayın. Giderse dışarıda çok yiyecek bulacağım diye uğraşır.
Bu saatten sonra dışarıda ne bal var ne de bir şey var. Geberir gider affedersin. Kendi bilir. Biz balını koyduk. İçeriye koyduk. Niye böyle bu tekrar hareketlendi anlamadım. Neyse sağlık olsun. Giderse gider. Yapacak bir şey yok. Acaba ana yoksa bu kovanın içine mi girdi yoksa ya? Diğer kovanın içerisine. Yanlışlıkla. Ben bir bakayım arkadaşlar. Lan! Evet değerli arkadaşlar. Bu oğulda bir hareketlilik var ama çözemedim. Dışarıdan yağmaca mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Gerçi yağmaca yapsa çarpışırlar ama ya bunu anasını yanlışlıkla bu kovana kaçırdım değerli arkadaşlar. Kapağını açtım ya. Baktım herhangi bir şey göremedim ama niye böyle huzursuz dışarı çıkıyor, içeri giriyor anlamadım. Aslında anayı ilk etapta soktum zannettim ama acaba kenardan içeri mi girdi? Geçen sene de bu zamanlarda böyle bir uğul almıştım değerli arkadaşlar. Uğulu takviyeyle kata kata çıkarttım. Sonra uğul verdi. Sonra onu böldüm. 6 arı yapmıştım. Tam bu zamanlarda. İnşallah eğer gitmezse kovandan çıkıp bırakmazsa bunu da aynı şekilde değerlendirebilirim. Yani burada güçlü kovanlar var. Şu arı kuşları görüyorsunuz değil mi değerli arkadaşlar? Bu arı kuşları diğer çetten başımıza bela bak. Görüyorsunuz değil mi değerli arkadaşlar? Giden dışarıya giden işçi arıların hepsini yiyorlar değerli arkadaşlar. Bunlara çare bulamıyoruz maalesef. Maalesef bak kırlangıç. Yani gerçekten arı düşmanı çok burada. Arı dışarı çıkamıyor korkusundan bunların sesine. Bak dışarıya giden işçi arıları hep topluyorlar. Evet değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu kadar. Havada şahin var. Buna rağmen ama bu arı kuşları hiçbir tanesi ne şahinden korkuyor değerli arkadaşlar. Ne de bir şeyden. Bak şurada da aynı şekilde şahin dolu. Şöyle görüyorsunuz değil mi değerli arkadaşlar? Ama maalesef hala buna rağmen Ayçek'te de bu arada biçler değerli arkadaşlar. Kahvaltımızı hatun hazırladı. Çayımızı koydu. İnşallah şimdi kahvaltı yapacağız. Ama buna rağmen gerçekten burada arı kuşu eksik olmuyor değerli arkadaşlar. Şuna bakın. Hala gelmiş. Giden sahaya giden işçi arıların hepsini yiyorlar arkadaşlar. Yani yazık ya. Gerçekten yazık. Ne sesten kaçıyorlar. Ne de bir şeyden kaçıyorlar. Uğraşıyoruz. Bu kadar emek veriyoruz. Bu arada oğlu da buraya getirdim değerli arkadaşlar. Bak burada. Zaman zaman bununla ilgili size video alırım. Birazdan. Bakacağım onu anasını kontrol edeceğim. Allah Allah. Orası karıştı. Bir dakika. Arı geri gitti. Bir saniye arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Bu oğul geri geldi. Niye geri geldi anlamadım. Gerçekten herhalde bunun anasını yanlışlıkla biz bu kovana soktuk herhalde. Dedim size huzursuz diye. Ya da kaçacak. Allah Allah. Şöyle bakın. Tam arı kuşları da iş çıktı burada. Ne dedim ben size değerli arkadaşlar. Bu yer belirlemiş bir yerde. Büyük ihtimal gidiyor. Bak şöyle bakın. Gelsin bu kovana girsin bari. İnşallah bu kovana girer de en azından arı ziyan olmaz.
Mübarek hayvanı ya. Anası olmadığı zaman nasıl terk etti kovanı görüyor musunuz? Allah. Ana olmayınca görüyor musunuz kovanı terk etmiş değerli arkadaşlar. Balı bile dinlemiyor vallahi. Bu geldi yine köşeye kondu. Allah Allah. Gerçekten çok enteresan ya. Gerçekten çok enteresan. Evet değerli arkadaşlar, arıyı bununla birleştirdim. En azından dağa kaçacağına buraya girsin. Görüyorsunuz giriyor, kabullendi. Kabul ettiler. Yavaş yavaş giriyorlar değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi değerli arkadaşlar nasıl kabul etti bak giriyor. Zaten bu arımız biraz zayıf bir arımızdı değerli arkadaşlar. Şöyle bir üç çerçeve bir arımızdı. En azından değerlendirmiş olalım değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz arı mevcudumuzu. Dolu dolu. Alt çerçeve. Şimdi bunu çekimizi vereceğiz. En azından arımız hem oyalansın hem de yavrulsun değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bu arı bomba gibi giriyor değerli arkadaşlar dışa. Allah'ın izniyle. Bunlardan ben zayıf arılara takviye de verdim değerli arkadaşlar. Normalde bunlar 10 çerçeve bir arıydı. Gayet güzel. Kovanları da bu şekilde çeviriyorum yavaş yavaş. Bak geliyor arılar yanı başına. Mecburen kovanı buluyorlar. Geliyor. Görüyorsunuz kovanı bulup giriyor. Evet. Songül Hanım da bu arada geldi yardıma. Evet Songül Hanım. Buyurun. Şimdi çekimizi verelim. Aramız yavru atmaya devam etsin. Önce bir kuyruk olalım. Ezilmesin. Aralarımız. Arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Bakarsan bağ oluyor. Atalar demiş bunu. Bakmazsan dağ olur. Biz bakıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kekini, ilacını. Aslında ilacını derken Songül açmışken bir de ilaç bir kere daha mı versem mi ya? Bir tanesine bir bakayım var o var mı diye. Dağ olmadı. Şu şekilde gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar. Artık kovanlarımı bu tarafa çeviriyorum. O kadar da bir şey olmuyor. Arı onu görüp tespit ediyor bu anda. Evet, bu da görüyorsunuz mevcudu güzel. Şu taraftan çekerseniz sorgulam. Şu öbür tarafa geçip de. Bu da 2, 4, 6 çerçeveli bir arımız. 5 diyelim biz. Dolu dolu 5 diyelim değerli arkadaşlar. Evet canlarım. Buyurun. Afiyet şeker olsun. Var oya bakacaktık yine bakmadık. Neyse bir sonraki bakarız.
Arkadaşlar bugün gerçekten çok işimiz var. Bunların hepsini kek verilecek. Size söyleyeyim, de katları alacağız. O yüzden yetiştirmem lazım. Arıya işaret olmuş. Üç taş işareti. Bunda mama varmış. Bakalım ana çırpış mı değerli arkadaşlar. Hem tekir verelim hem ana çırpış mı. Hep birlikte değerlendirelim. Köpürük alalım önce. Bal mevcudunu bir çek Songül. Görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Aralarımızda bal mevcudu gayet 10 numara ama amaç anaya teşvik edip yumurtlattırmak. Arı mevcudu zaten azalmış, bunda kalmamış. Siz söyleyin. Ama o problem değil. Ana çıktıysa en azından şey yaparız. Siz söyleyin, takviye veririz. Daha meme duruyor burada, çıkmamış memeler. Allah Allah. Bu memeler sağlam değil o zaman. Arı o yüzden bitmiş. Bir daha şunu. Maskeden düzgün göremiyorum ki. Bu bir tanesini açalım. Aynen öyle, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha ana oluşmamış. Niye oluşmamış ben de anlamadım. Varoya bakacaktım. Varoya bakıyorum. Varo yok. Varo yok da bu güneşte yavru kuruması arı mevcudu iyi olmadığı için sökememiş hala. Neyse. Şu meme kalsın. En kötü buna birleştirme yapabiliriz buna. Bunun keke ihtiyacı yok abi. Anası yok. Sen söyle, balı da çok. Bunun ağzı daraltmış mıyım ben bunun ağzına bakayım. Yoksa bunu yağmacı yaparlar. Evet, daraltmış. Hatta biraz daha daraltayım. Yeterli. Abi. Gerçekten sinirlenmemek elde değil diyor. Allah belan versin diyor. Ne oldu? Abi çoluk çocuğun ağzına bakıp da kovanlara gittik, aşağı bak şey yaptık. Çevirdik. Şimdi boşu boşuna uğraşıyorum ya. Başla. Evet değerli arkadaşlar. Sonunda şuraya çekin. Kraliçemizi görüyorsunuz güzelliğini. Bu da bölme değerli arkadaşlar. Yavruyu çakmış. Geçen çekmişin sonunda yumurtalar hiç gözükmemiş. Şöyle düz bir de zoomlama yaparsan o bölgeyi. Dik tut. Şöyle gözlere doğru. Hiç çıkmamıştı geçen gün. Yumurta çık. Full yumurtalı arkadaşlar. Görüyorsunuz arkası önü yumurtalı. Gayet güzel. Bak. Arı mevcudu az olduğu için görüyor musun? Güve yapmış. Yavrular yeni yeni çıkıyor. Neyse. Tamam, kapat Songül. Biz bunu daraltalım. Bunda çok fazla petek var. Bunun fazla peteklerini alalım. Yoksa kapatabilirsin. Evet değerli arkadaşlar, değerli meslektaşlarımız, görüyorsunuz bir başka kolonideyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çerçeve. Hadi 6 diyelim, full dolu. Görüyorsunuz arı mevcudumuz gayet güzel. Şimdi buna da kekimizi vereceğiz. Şuna bir bakalım Songül Hanım. Kapatmayın kamerayı. Hem varo var mı? Hem yavru mevcudu nedir ben de merak ettim. Şuna bir bakalım. Evet. Arkadaşlar fullüğü çakmış değerli arkadaşlar. Varo var mı? Varo'ya bir bakalım.
İnanın varo diye bir şey kalmamış ki değerli arkadaşlar. Gel gel yakından çek Songül. Varo diye bir şey kalmamış. Arımız sağlığı gayet yerinde. 10 numara maşallah. Yok temizlenmiş. 10 numara olmuş. Şimdi keki de verdiğim zaman daha iyi olacak. Yavrunun ters tarafını kapatmışız biz. Bu taraftan gelecek. Ona da dikkat etmemiz lazım, bakmamız lazım. Evet. İnşallah bu keklerle ana daha fazla yumurta atacak. Evet değerli arkadaşlar, değerli meslektaşlarım. Havalara bakarken yoğun yağmur geldi. Bereket geldi daha doğrusu. Çok güzel bir yağmur yağıyor değerli arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıraya baktım değerli arkadaşlar. Son 4 sıra kaldı. Hem katlarını alıyorum. Hem alt katların peteklerini de alıyorum değerli arkadaşlar. Fazla peteklerini. Hem kekleri veriyorum, hem ilaç veriyorum. Görüyorsunuz, daha katlara yeni geçtim. Ona rağmen alt katlardan değerli arkadaşlar, tam bu kadar petek çıktı değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar fazlalıklar. Yani arıyı sıkıştırdım. Yağmur çok güzel, kuvvetli şekilde yağıyor değerli arkadaşlar. Yağsın, bereket veriyor. Çok güzel yağmur oluyor değerli arkadaşlar. Bunları da katlara birazdan düzeceğiz. İlaçlayacağız. Görüyorsunuz çoğunda bal da var değerli arkadaşlar. Balları ayrı ayıracağım. Görüyorsunuz çoğunda bal da var böyle yarım yarım. Bunları da bakara çıkarken yiyeceği olmayan arılara takviye olarak vereceğiz değerli arkadaşlar. Kek vermeye devam ediyoruz. Koller boşaldı. Yorulduk. Çalışmaya devam. Evet değerli meslektaşlarım, değerli arkadaşlar. Yorucu bir gün bitti. Görüyorsunuz arabamız biraz içeriye girdi taşırken hava olarak. Çıkartacağım şunu onların hepsini. Evet değerli arkadaşlar, tüm katlarımızı aldık, ilaçladık. Görüyorsunuz, eşimle beraber. Görüyorsunuz, hepsini istifledik, hepsini yerlerine koyduk. 10 numara 5 yıldız oldu değerli arkadaşlar. Elimde baya baya bir çerçeve var. Görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Kuru alana koyduk. En azından bozulma olasılığı yok. Kaç sıra koymuş? 2, 4, 6, 7 sıra değerli arkadaşlar. Hepsini yerleştirdik. Ballı, balsız ne varsa. Bugün biraz yağmur yağdı burada değerli arkadaşlar. En azından meyvelere falan bir faydası olmuştur. En azından biraz çiçekler falan canlandı. Bak görüyor musunuz? Hemen inanın her taraf tıkır tıkır kuruydu. Hemen yağmur nasıl faydası oldu değerli arkadaşlar. Bakın nasıl çıkaştı. Arıların yönlerini bu tarafa çevirdim görüyorsunuz. Az 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 her geldiğimde az az çevirdim. Şu anda 10 numara oldu değerli arkadaşlar. Bir sonraki geldiğimde tam çevireceğim. Görüyorsunuz. Arılar hala su içiyor. Tek sıkıntı değerli arkadaşlar arı kuşu. İnanın sabahtan akşama kadar bu arı kuşlarıyla başa çıkamıyoruz. Oğul çalışıyor gördüğünüz gibi. Arı kuşlarıyla başa çıkamıyoruz değerli arkadaşlar. Bölmeleri de bugün kontrol ettim değerli arkadaşlar. 10 numara. Bunun bir çözümü var mıdır bilmiyorum. Yani yok Şahin sesi yok bilmem ne diyorlar ama inanın sabah akşam arıları resmen bitiriyor değerli arkadaşlar.
Bazı kullanımlarımız resmen bitmişti arkadaşlar. Böyle her tarafı düzenledik. Her taraf 10 numara oldu. Bir programın daha sonuna geldik değerli arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Evet. Yine aralığımızdayız. İşimizi hallettik değerli arkadaşlar. Kamelya'ya çıktık Songül Hanım'la. Şu an semaveri yaktık. Biber közlemesi, domates ve patates közlemesi ve samaverde çay. Keyfimiz başlamıştır.